Üçüncü kurumuzun 12. metni. İbni Haldune. İbni Haldun, meşhur tarihçi. Aynı zamanda sosyolog. Fikir adamı İbni Haldun. Huve şeyhul allâmetu. El fakihu. المؤرخ الناقد ولي الدين أبو زيد bu ismi arkadaşlar dikkat edin, Arapça isimleri okumak gerçekten önem arz ediyor. Ebu Zeyd'in Abdurrahman ibn Nu Muhammed ibni Haldun el İşbili ilk gelen ismin sıfatı olur. Sondaki nisbe. Evet, yani Ebu Zeyd'in veya Veligüddin'in sıfatı olabilir. Yentehi nesebuhu ila sahabiyye. Buradan bedel yapacağız. Vâil ibni Hucr'in el-Kindiyye el-Hadramiyye el-Yemeniyye el-Arîkin nesebi el-lezî dea lehu Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem bil-baraketi yevme gadimel medînete el-munavvarate fî âmil vufûdi في العام التاسع الهجري معلنا إسلامه. Evet, هو الشيخ العلامة الفقيه المؤرخ الناقد. O mübteda, الشيخ haber. Diğerleri sıfat. Allame yani büyük alim, büyük bilgin, fıkıhçı, tarihçi ve eleştirmen. İsmi Veligüddin. Aslında Veligüddin onun lakabı olur. Veligüddin, Ebu Zeyd onun künyesi olur. Asıl adı arkadaşlar Abdurrahman'dır. Yani İbni Haldun'un asıl adı, şöyle maviyle alalım, Abdurrahman. Veligüddin, tekrar ifade edeyim, lakabı, ünvanı diyebiliriz. Eb ve Ümle başlayan isimler künye. Oğluna izafetle Zeyd'in babası Ebu Zeyd. Asıl adı Abdurrahman. Babasının adı Muhammed. Dedesinin adı İbni Haldun. Dolayısıyla Haldun kimin? Kendisi Abdurrahman. Babası Muhammed. Babası Muhammed'in babası da Haldun. Burası İbni Haldun. Haldun'un oğlu değil, aslında Haldun'un torunu oluyor. Evet. El-İşbiliyyü, İspanya'daki Sevilla kentinin şu zamanki adı olan Sevilla'nın eski ismi. O büyük üstad, bilgin, fıkıhçı, tarihçi, eleştirmen Veliyüddin Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el-İşbili'dir. Yentehi nesebuhu ila sahabiyyi. Nesebi yani soyu sahabi Vail bin Hucr el-Kindi el-Hadrami el-Yemeniye dayanır. El-Arîkin nesebi. El-Arîkin nesebi ifadesi Vail'in veya as-sahabiyye ifadesinin sıfatıdır. Nesebi derin olan, soyu köklü olan, Vail bin Hucr el-Kindi el-Hadrami el-Yemeniye dayanır. Dealehu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber ona dua etmişti. Yani kime? Vail bin Hucr'a, dedelerinden birisi. Bil bereketi, Allah Teala'dan bereket vermesi yönünde ona duada bulunmuştu.
Yevme kadimel medinetel münevverate. Medine-i Münevvere'ye geldiği gün. Burada kadime cümlesi devam ediyor nokta nokta. Kadime cümlesi muzafun ileyh olur. Cümleler muzaf olamaz ama muzafun ileyh olabiliyor. Dolayısıyla burası da muzaf olur. Aynı zamanda mef'ulün fih olur. Fi amil vufudi, heyetler yılında. Fil amit tasi'il hicriyi, hicri 9. senede. Mu'linen islamehu, Müslüman olduğunu ilan ederek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İbni Haldun'un dedelerinden olan ve sahabi olan Vail bin Hücre, Allah Teala'dan bereket vermesi niyazıyla hicretin 9. senesinde, heyetler yılında Müslüman olduğunu ilan ederek Medine-i Münevvere'ye geldiği gün ona dua etmişti. Vulide fi Tunus'el Hadra. İyi diyeceğiz değil mi? İbni Haldun, bakın buradan da öğrenmiş olduk. Aslında Haldun babasının değil, dedesinin adı. İbni Haldun Yeşil Tunus'ta dünyaya geldi. Fi gurrati Ramazane, Ramazan'ın ilk günlerinde. Gurra, atın alnındaki beyazlık, parlaklık. Ramazan'ın ilk gününde, ilk günlerinde. Senete zarf yapacağız. Seb'imiyetin ve isneteyni ve sneteyni ve selasine hicriyeten. Hicri 732 yılında. Ve neşe'e fi beyti ilmin, bir ilim evinde yetişti. Ve telakkal ilme an validihi ve şuyuhu asrihi. İlmi babasından ve çağının hocalarından aldı, edindi. Ve hine belegal hamisete aşrate. 15 yaşına ulaştığında min umrihi, evet 15 yaşına ulaştığında mata validuhu, mata validahu, anne babası. Tesniye olduğu için burada tağlip yöntemiyle hem anne hem baba kastediliyor. Anne babası vefat etti. Bi veba'i ta'unil esvedi. Kara veba, ta'un kelimesi de aslında veba anlamına geliyor. Kara ve veba salgınıyla. Ellezi inteşra fi mavtınihi, nasıl kara veba bu? Memleketinde, yurdunda yayılan ve hasada ervahen adideten minel beşeri. Ve birçok insanlardan birçok kimseyi de evet, hasada biçen, yani öldüren, kara vebadan dolayı anne babası vefat etti. Ve huve ahadul a'lamil marmukine. Bamaga yarmugu, bakmak, gözetlemek, saygı duymak. Marmuk kelimesini bilseniz yeterli, saygın. El a'lam, alem kelimesinin çoğulu. Önemli insanlar, hem bayrak, sembol, alamet anlamına geliyor. Aynı zamanda da önemli insanlar, saygın, önemli insanlardan birisidir. İ'tena bil ulumi diniyeti, din ilimleriyle ilgilenen diye hal yapalım. İlgilenen, saygın, önde gelen alimlerden birisidir. Ve derasel ulumel akliyete ve tabiiyete, yeni cümle yapalım. İbn Haldun hem akli hem de tabii ilimlerle ilimler aldı, ilimleri öğrendi. Ve bara'a, bara'a yabru'u fiile, bir şeyde mahir olmak. Fi ulumil lugatil arabiyyeti ve adabiha, Arap dili ilimleri, Arap dili ve edebiyatı ilimlerinde de mahir oldu. Ve huve mine şuara'il mecidine fil medhi. Mecid dersek arkadaşlar, şerefli, değerli, daha mantıklı geliyor bana. Mücidine dersek iyi yapanlar olur. Fil medhi, yani övmede, övgüde usta, değerli şairlerdendir. Fil medhi ve vasfil ebniyeti, övmede,
ve vasfil ebniyeti binaları nitelemede ve cüyuşi orduları ve maariki savaşları ve alatil gitali ve savaş aletlerini toplayalım. İbn Haldun övgü virgül sonra övgüde virgül binaları, orduları, savaşları ve savaş aletlerini nitelemede önemli, değerli şairlerdendir. Burası hocalarım şu vülliye fiili önemli. Doğru yazmış arkadaşlarımız. Vülliye kitabetel alameti sultaniyeti. Şimdi vella fiili hani fevelli vecheke şatral mescidil haramda olduğu gibi iki meful alır. Görevine getirildi. Vella dersek iki meful alır. Meçhul olduğu için birinci mefulü naibi fail oldu, hüve oldu. İkinci mefulü kitabet. Sultan aslında özel kalem müdürlüğü görevine getirildi demektir. Sultanın sultan alameti yani tuğra. Sultanın tuğra yani özel kalem müdürlüğüne atandı. Vel vesatata ve ara buluculuk görevine. Beynel hükkâmi vel umarâi vel mulûki fî bilâdil mağribi vel endelüsi. Mağrib ülkelerinde, batı yani Kuzey Afrika, mağrib ülkelerinde ve Endülüs'teki hakimler, komutanlar ve krallar arasında ara buluculuk görevine de atandı. Ve amile alâ hidmetihim, bu gibi insanların hizmetinde çalıştı. وله اتصالات كثيرة بالعلماء والمؤرخين في مصر والشام وغيرهما. Mısır'da, Şam bölgesinde ve diğer bazı diğer yerlerde İslam dünyasında yani alimler ve tarihçilerden birçoğuyla alimler ve tarihçiler ile birçok bağlantısı bulunmaktaydı. Ve zalike bu yani bu çok bağlantılı olması li saati ilmihi ilminin genişliğinden dolayı ve belagatihi ve hibratihi ilminin genişliği bundan sonra beliğ olması belagatı iyi kullanması ve hibratihi ve tecrübesi sebebiyledir. Ve itkanihi li fennil hitabeti hitabet sanatını çok iyi yapmasından dolayıdır. وَكَانَ مِنْ اَعْضَمِ الْمُفَكِّرِينَ الْبَارِز۪ينَ Önde gelen müfekkirlerin, düşünürlerin en önemli ya da en büyüklerindendir. وَمُؤَسِّسِ اِلْمِ الْاِجْتِمَاعِ دُونَ مُنَازَعِينَ دُونَ مُنَازَعِينَ bu kalıp daha önce geçmişti. Tartışmasız. Evet, tartışmasız olarak önde gelen düşünürlerin en büyüklerinden ve sosyal bilim yani sosyoloji ilminin kurucularındandır. Bence burada bir düşüklük var arkadaşlar cümlede. Şimdi müfekkirin cemi olduğu için bunda müessisi olması lazım. Yani şu sinden sonra şöyle bir ye olması gerekiyor. Müzekker Salim. Sosyoloji ilminin kurucuları cemi olması gerekiyor. Yeni bir cümle yapacağız. Ve ahadu ruvadil ve ahadi yapalım. Yani evet mantıklı daha güzel duruyor. Ağzama atfediyoruz. Ve ahadi ruvadil tercemeti zatiyeti. Tercüme zatiye ne demekmiş? El otobiyografya. Otobiyografi yani. Otobiyografinin öncülerinden birisiydi. Ra'idun ruvat, öncü. Za'a yazi'u
yayılmak. Sîtuhu şöhreti yayıldı. Fiş şarkı hem doğuda vel mağrib vel garbi hem de batıda. Şu müessisi ilmi içtimai olması lazım arkadaşlar. İlmi içtimai zaten sosyoloji. Toplum bilim. Toplum biliminin veya sosyolojinin kurucularından, önde gelen düşünürlerin en büyüklerinden, otobiyografi ilminin de öncülerinden birisiydi. Onun şöhreti Sıyt, şöhreti doğuda ve batıda yayıldı. Kendini gösterdi diyelim hadi. Hocalarım şimdi belli bir noktaya geldik, artık soru da sorayım. دخل السجن لمدة عامين. 2 yıl süreyle hapse girdi. بسبب وشاية من أعدائه. Düşmanlarından birisinin, düşmanlarından bir, evet, ispiyon, veşayeşi ispiyonlamak, ihbar etmek. Düşmanlarından bir gelen bir ispiyon sebebiyle, gammazlama, ispiyonlama sebebiyle 2 yıl süreyle hapse girdi. Sümme şedder rihale, sonra hani şedder rihal yolculuk yapmak biliyorsunuz. Yolculuk yaptı. İla Gırnata'ya, Gırnata'ya yani Endülüs'e. Ve uyyine veziran fiha, ve Gırnata'da vezir olarak atandı. Bakan olarak atandı. Veziran kelimesi burada hal olur. Hüve naibi failinden hal olur. Sümme bu'ise vesitan, sonra arabulucu olarak gönderildi. Li'akdi sulhin tarihiyyin beyne meliki kıştale, evet, kaştale de olabilir belki bu, bilemiyorum. Kastilya, bugün buna Kastilya diyorlar İspanyollar. İspaniyeti ve beyne mulukil mağribil arabiyyi. Sonra İbn Haldun İspanya Kastilya kralı ile Arap Fas yani mağrib bölgesi kralları arasında tarihi anlaşmayı yapmak üzere arabulucu olarak gönderildi. Fekame bil mehemmeti. Mehemme görev, yani bu arabuluculuk görevi. Ala ekmeli vecihin. Daha önce yine geçmişti. En güzel bir şekilde bu görevi yerine getirdi. Ve ba'de zelke rahale ila işbiliyete. Sonra, bundan sonra işbiliyeye, yani seviyeye yolculuk yaptı, geçti. Oradan bedel ma'kili ecdadihi. Babalarının, ma'kil kelimesi kale, barınak, sığınak anlamına geliyor. Babalarının yurdu olan, atalarının yurdu olan seviyeye yolculuk yaptı veya göçtü. وَلَمْ يَدُمْ طَو۪يلًا ف۪يهَا. Burada uzun süre devam etmedi, kalmadı. فَرَجَعَ اِلَى فَاسٍ. Fas'a döndü. Fas kelimesi gayrimusarraf olmaz çünkü Nuh gibi kelimelerden. Silelim tekrar. Üç harfli ve ortası illetli sakin olduğu için bunlar gayrimusarraf olmuyorlar. Nuh gibi kelimeler. Sümme ila Tilimsan. Evet, Tilimsane. Cezayir'de bir şehrin adı. Sonra Fas'a döndü. Daha sonra da Tilimsan'a yolculuk yaptı. قَرَّرَ الْاِبْتِعَادَ عَنِ الْوَظَائِفِ السِّيَاسِيَّةِ. Siyasi görevlerden uzak durmaya karar verdi. وَتَفَرَّغَ لِلْعِلْمِ. تَفَرَّغَ لِي, kendini vermek. Kendini ilme verdi. وَتَأْلِيفِ, kitap yazmaya. بَعْدَ اَنَّا لَهُ الْكَدُّ وَالْتَعَبُ وَالْتَسَائِسُ وَالْسِّجْنُ. الْكَدُّ, çalışma, gayret. التَعَبُ, yorgunluk. التَسِيسَةُ, desaisu, komplo, entrika. Evet.
Yani kendisine nalahu, kendisine yorgunluk, bıkkınlık, çeşitli entrikalar ve hapis hayatı arız olduktan sonra kendini ilme ve kitap yazmaya verdi. Ferahale ila Vahrane bil Cezayir'i, Vahran'daki, affedersiniz, Cezayir'deki Vahran kentine yolculuk yaptı. Ve nezele fi kal'ati İbni Selamete ma'a ehlihi, ailesiyle beraber İbni Selame'nin kalesinde ikamet etti. Nezele fi, ikamet etti. Dâme fi mağaratiha, kalenin mahzeninde de diyebiliriz, hücresinde de diyebiliriz. Bizim bildiğimiz mağara değil tabii ki bu. Kalenin mahzeninde devam etti. Kaldı yani. Nahve erbaati avamin. 4 yıl, yaklaşık 4 yıl boyunca kalenin mahzeninde, hücresinde kaldı. Devam etti. Nahve burada hem yaklaşık anlamına gelir arkadaşlar, hem de sayıya muzaf olduğu için mef'ulun fih zaman zarfı olur. Ba'iden hal olur. Dame'deki hüveden hal. Ba'iden an gusuris salatini ve belatihim. Belat kelimesi hem fayans hem saray anlamına geliyor. Gasrun gusurun köşk. Sultanların köşklerinden ve saraylarından uzak bir şekilde yaklaşık 4 yıl boyunca kalenin mahzeninde yaşamaya devam etti. Başka neyden uzak? Ve an desaisi siyasiyine ve sıraatihim. Siyasilerin, yani siyasetçilerin entrikalarından ve çatışmalarından uzak bir şekilde. Ve akefe ala, burada şunu yapabiliriz hocalarım. Akefe ala ile teferragali aynı manada. Kendini vermek. Akefe ala te'lifihi, te'lifi mukaddimetihi eşşehirat, evet. İbni Haldun yapan kitabı arkadaşlar. Meşhur mukaddimesini yazmaya kendini adadı, verdi. Elleti, asıl mukaddime, ikinci sıfat. Tasaddarat kitabehu, kitabına ön söz olan. Hangi kitap? Ondan bedel ya da tam irab verebiliriz. El-ibaru ve divanul mübtedei vel haberi. El-ibaru ve divanul mübtedei vel haberi isimli kitabına ön söz olan, giriş olan meşhur mukaddimesini yazmaya kendini verdi. Vakad feraga min, feraga yafruğu min, bitirmek. Min kitabetihi, mukaddimesi, yani bu kitabını, daha doğrusu El-İber isimli kitabını yazmayı bitirdi. Ve umruhu vav haliye, umru mübteda. An zâke, o zamanlar, burası mef'ulü fih, o dönemler, yaşı, yukaribu el-hamisete vel-erba'ine âmen. El hamise dememiz lazım. Çünkü saniye, el hamisete 45, evet, 20'den sonraki sayılarda 3 ile 9 arası basamaklarda o küçük basamak olan bu 5 sayısı temyizde ne gelir? İşte çarpı atayım, zıt gelir. Burası el hamisete vel erba'ine a'vamenni. Amen diyeceğiz. O dönemler, o zamanlar yaşı yaklaşık olarak 45'lerde iken kitabını tamamladı. Kitabının yazımını, telifini tamamladı. Ebda'a fi, hocaların usta olmak. Beceri sahip olmak. Ebda'a fi ilmil umuranil beşeriyye. İnsan medeniyeti ilminde, yani antropoloji oluyor bugünkü adıyla. Ve tarih tabii aynı zamanda. İnsan medeniyeti ilimlerinde mahir oldu. Fertebata bihi ve bu insan medeniyeti bilgis ilmiyle, ilim dalıyla ilgilendi. Ve kâne servaten ma'rifiyeten. Kâne'nin ismi İbn Haldun. İbn Haldun bir
kültür veya bilgi servetiydi. Tecavüze biha asrahu. Evet, kendisi bir bilgi kaynağı, bilgi servetiydi. Bu bilgi servetiyle dönemini aştı. Velize udde min elma'iş şahsiyyatil arabiyyetil islamiyyeti. Bundan dolayı lema'a yelma'u parlamak, Arap-İslam karakterlerinin en parlaklarından sayıldı. Elleti ihtellet mekaneten marmugaten ledel müfekkirine gharbiyyine ve şarkiyyine. Batılı ve doğulu nezdinde saygın bir konumu olan, saygın bir konumu işgal eden Arap-İslam karakterlerinin en parlaklarından sayıldı. Kâle anhul müerrihûnel Britaniyyu Arnold Toynbee. Evet, İngiliz tarihçi Arnold Toynbee onun hakkında şöyle demiştir. Bi ennehu İbn Haldun vahidun min a'zamil abakirati. Abkari gün dahi en büyük dahilerden birisidir. İn lem yekunil a'zame beynehum. Dahiler arasında en büyüğü olmasa bile en dahilerin en büyüklerindendir. Ve yekulu anhu'l müerrihun el alemiyyu. Uluslararası tarihçi yani dünya tarihçisi Robert Felant olması lazım. Bu kişi İbn Haldun hakkında şöyle der. Fi kitabihi kitabında nasılmış kitabı? Tarihu felsefeti tarih. Tarih felsefesinin tarihi isimli kitabında Robert Felant dünya tarihçisi İbn Haldun hakkında şöyle der. İnnehu lel alemul klasikiyyu vel mesihiyyul vasitu. قَدْ اَنْجَبَ مَثِيلًا لَهُ فِي فَلْسَفَةِ تَارِيخِ اِنَّهُ Bu zamirini şe'n zamir alalım. Durum şudur ki لَلْعَالَمُ الْكِلَاسِكِيُّ Ne klasik dünya وَلَلْمَسِيحِيُّ الْوَسِيْتُ Ne de orta çağ Hristiyan dünyası قَدْ اَنْجَبَ مَثِيلًا لَهُ Onun gibi bir evlada sahip olmamıştır. Encebe çocuk sahibi olmak. Fi felsefeti tarihi. Tarih felsefesi alanında onun gibi birisine sahip olmamıştır. Hunake men yetefavvakuna aleyhi ke müerrihin. Burada İbn Haldun bir tarihçi olarak İbn Haldun'u geçenler vardır. Aşanlar vardır. Hatta beynel müellifin el arabi. Hatta Arap yazarlar arasında bile. Ama fakat kebahisin nazariyin fit tarihi. Tarih, te'rih diye de okunabilir. Erraha yu'errihu te'rih. Tarih yazmak. Tarihte efendim tarih alanında fikir nazarıyla bakan bir araştırmacı olarak felise lehu mesilun onun hiçbir benzeri yoktur. Fi eyyi asrin herhangi bir çağda ev kutrin herhangi bir ülkede veya bölgede. İnnehu yusirul i'caba bi asaletihi ve fitnatihi. İbn Haldun şüphe yok ki asaleti ve zekasıyla hayranlık uyandırıyor. Ve bi umkihi derinliğiyle ve şumulihi kapsamlı bakışıyla veya kapsamlı ilmiyle. Laqad kana feriden ve vahiden beyne muasirihi fi felsefeti tarih. Tarih felsefesinde çağdaşlar arasında yegane ve üstün bir kişi olmuştur. Vel qari'u li mukaddimatihi onun mukaddemesini okuyan kimse yulahizu haber cümlesi şunu düşünür. Enneha tetemeyyezu bi fikrin cedidin. Bu mukaddeme eserinin
yeni bir düşünceyle, bakışla ayrıldığını, üstün olduğunu düşünür. Ve nazariyatin müstehdesetin ve yeni modern bakışlarla, yeni fikirle diğerlerinden ayrıldığını düşünür. Faradat nefseha aled dirasatil insaniyeti. Faradat'ın fail olan hiye yine mukaddimeye gider. Bu mukaddime kitabı kendini kabul ettirmiştir. Aled dirasatil insaniyeti alel müstevel fikri ile alemiyi. Uluslararası fikir düzeyinde insanlık çalışmalarına kendini, insan ile ilgili çalışmalarda kendini kabul ettirmiştir. Kema yulahizu, nitekim aynı şekilde okuyucu düşünür. Enne hâdel abkariye lâmi'a, bu parlak dahi adam. Kema yusiru daimen ilel-i'leli vel-keyfiyyâti vel-esbâbi vel-netâici. Kema yusiru, yusiruymuş burası. Devamlı, yani bu parlak dahi adam, kişi devamlı bir şekilde ileli gerekçelere, keyfiyat, niceliklere, sebep ve sonuçlara işaret ettiğini düşünür. Mimma yedullu ala fehmihi tammi bittarihi bil ma'nel hadisi. Modern manasıyla tarihi tam anladığına, tarihi tam olarak kavradığına işaret eden, delalet eden bir şekilde bu parlak dahi kimsenin devamlı bir şekilde gerekçelere, yani sebeplere, gerekçe diyelim hadi, gerekçelere, niceliklere, sebep ve sonuçlara işaret ettiğini düşünür. Ve fi ami 854 hicriyin. Hicri 784 yılında Haziyet, Haziye Yahza, B harfi ceriyle nail olmak, elde etmek. Şurada var. Misru, Mısır çünkü müennes yer ismi, Mısır elde etti. Bi gudumihi, onun gelişine nail oldu. Fe'ekâme bil İskenderiyeti vel Kahirati ikamatin mütekattıaten. İskenderiye'de ve Kahire'de efendim aralıklı bir şekilde ikamet etti. Ve stukbile karşılandı bir hafavetin, sıcak bir şekilde, misafirperverlik duygusuyla. Hafiye yahfa hafaveten B ile kullanılır. Hoş karşılamak. Ve tebcilin saygıyla min gibeli sultanihel memlukiyiz zahiri berkuka ve ulemaiha ve şuyukiha. Mısır'ın Memluklu Sultanı Zahir Berkuk, Mısır'ın alimleri ve hocaları tarafından misafirperverlik ve saygıyla karşılandı. Ve istakarra fiha, Mısır'da kaldı. Ma yugaribu rubu'a garnin, yaklaşık çeyrek asra yakın bir dönem Mısır'da kaldı. Hatta tevaffahullahu, Allah Teala nihayet onun vefat ettirdi. Canını aldı. Senete temanimiyetin ve semaniyetin hicriyeten. Hicri 808 yılında. Ve tekallede hilaleha, oradaki ha zamir arkadaşlar, yani yaşamış olduğu ömre gidiyor, senelere gidiyor. Yaşamış olduğu o ömür boyunca, süresince tekallede üstlendi. Menasibe adideten, birçok makam, görev üstlendi. Minha, yeni cümle, bu görevlerdendir. Mansibu gadil kudatil malikiyeti. Maliki, hakimler hakimi makamı, görevi.
ve tedrisihi, bazı kelimesini atfediyoruz. Yani mansibu tedrisihi fil cami'il ezheri. El cami'il ezherde müderrislik makamı. Kema rafakal hamletel memlukiyete, memluklu askeri operasyonuna katıldığı gibi. Elleti kadehe sultanu faracubnu barkuka lidef'i timurlenk an dimeşka. Memluklu sultanı Ferac bin Berkuk, Berkuk'un Timurlenk'i Dimeşk, yani Şam'dan çıkarmak için veya sürmek için yönetmiş olduğu Memluklu askeri operasyonuna, savaşına katıldı, refakat etti. Yine kema şaraka fi vefdil mufavadati lissulhi beyned devleteynil memlukiyeti vel muğuliyeti. Memluklu ve Moğol devletleri arasında barış görüşmeleri heyetine katıldığı gibi. Ve hacca ekstra min marratin. Birden çok kez, yani birden fazla bir sayıda hac etti. Arkadaşlar, ekserayı bakın mana veriyorum. Birden daha çok bir sayıda hac etti, hac yaptı diyorum. Manayı dikkate alın. Öncesini sonrasını dikkate alın. Bu ekseranın irabını bana doğru söyleyin. Ve uzile kesiran azela ya'zilu, görevden almak. Çok defa görevden azledildi, alındı. Ve ade ila mekanetihi ekstera min marratin. Birçok defa da tekrar kendi görevine geri döndü. Ve kâne min ebrazi telâmizetihi, en meşhur öğrencilerindendir. Kânenin ismi el-Hâfiz ibn Hacer'in el-Askalaniyyü. Hafız bin Hacer, İbn Hacer el-Askalani. Başka vel müerrihul makriziyyü. Tarihçi makrizi. Müellifu, oradan bedel sıfat da olabilir. Risaleti igâsetil ümmeti bi keşfil gummeti. Yani şöyle okunur herhalde. İgâsetil ümmeh bi keşfil gummeh. İsimli risalenin müellifi olan tarihçi el-Makrizi, aynı şekilde Hafız bin Hacer el-Askalani, onun en meşhur, en önde gelen, en önemli talebelerindendir. Arkadaşlar, hacca ekstra min marratini sormuştum. Haccenin irabını istiyorum. Affedersiniz, ekstra'nın irabını istiyorum. Şöyle tekrar kırmızıyla çizmiş olayım. Ve fi hâzihi l-merhaleti ta'arraza li mihnetin kebiratin ve musabin celalin. Bu dönemde ta'arraza li maruz kalmak. Büyük bir imtihana, sıkıntıya, yine büyük bir sıkıntı, problem. Bu dönemde büyük bir imtihana ve önemli bir musibete maruz kaldı. Celal kelimesi önemli, büyük. Bisebebi mevti cemii efradi ailetihi fil bahri, denizde ailesinin tüm fertlerinin boğulması nedeniyle. Haysu yekulu an nefsihi, nitekim kendisi hakkında, İbn Haldun kendisi hakkında şöyle der. Fekethuraş şagabu, karmaşa, kargaşa, aleyye min kulli canibin, her taraftan karmaşa, kargaşa üzerime geldi. Bana çokça üzerime geldi. Benim üzerime çokça geldi her taraftan. Ve azlamel cevvu, ve hava karardı. Beyni ve beyni ehli devleti, benimle devlet ricali arasında, devlet adamları arasında hava karardı.
mecaz yapıyor. Yani aramız açıldı demek istemiş. Ve vafaka zalike musabi bil ehli vel veledi. Bu ise vafaka zalikeyi fail alalım. Bu ise tevafuk etti, denk geldi. Musabi bil ehli vel veledi. Ailem ve çocuklarımla ilgili musibete düşmeme muvaffakat etti. Bu problemler, yaşamış olduğum bu sorunlar, ailem ve çocuklarımla ilgili yaşadığım soruna denk geldi. Vasalu minel mağribi fissefineti, Kuzey Afrika'dan yani Fas'tan gemiyle gittiler. Fe asabeha gâsifun minel ra'di fe garigat. Ra'd gök gürültüsü, bazen bu şimşek de olabilir. Gemiye çok şiddetli, gâsifun kırıcı, şiddetli anlamına geliyor. Kırıcı, şiddetli bir gök gürültüsü isabet etti. Fe garigat ve gemi battı. Ve zehebel mevcudu, var olanlar, yani ailemden var olanlar gitti. Ve sekenu, evet, yani ailemden tüm herkes gitti. Ve sekenu, yurdum elden çıktı. Ve mevludu, çocuklarım elden çıktı. Fe'azumel musabu, bu sıkıntı, bu musibet büyük oldu. Ve ceza'u, ve bu felaket büyük oldu. Bakalım ne demişsin hocalarım? Ertuğrul arkadaşımız mahsuf mef'ul muttakın sıfatı, yani niyabeten mef'ul muttak demek istemiş. Doğru, gayet güzel. Mef'ul-ü fih demiş Muhammed Murat. Temyiz diye şüphe etmiş arkadaşlarımız. Hayırlı dersler demiş Hidayet Elif hanımefendi. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de. İrfan Fidan arkadaşımız da niyabeten mef'ul mutlak demiş ve son noktayı güzel koymuş. Niyabeten mef'ul mutlak arkadaşlar. Bakın burada bir ipucu daha var. Min merra ifadesi geldiği için eğer izafet de gelirse ekstra merratin veya ekstra min merratin harfi cerle gelse bile sonrasına bakın bu gibi iraplarda. Merra kelimesi ne olur? Merratan gelseydi mef'ul mutlak olurdu. O zaman önceki kelimenin müphemliğini açar bu kelime. Onun irabını ele verir. Burada eğer siz bir mastara vurgu buluyorsanız ki buluyoruz. Bir defa yapmak eylemini ifade eder. Bir defa hac yapmak. Burası mastara bir vurgu var. Bu yüzden sanki hacce, haccen eksera. Birçok defa hac yaptı. O hacceni kaldırdık, min merratini koyduk. Aynı manayı verdi. Ekstra burada arkadaşlar niyabeten mef'ul mutlaktır. Niye niyabet asalet değil? Çünkü kelimenin kendi mastarı gelmesi lazım ki asalet olsun. Gelmezse niyabet olur. Fakat zekerahu doktoru Abdülhalimi Uveysün. Doktor Abdülhalim Üveys onu anlatmıştı. İbni Haldun'u anlatır. Fekale, inne ibne Haldune, İbni Haldun, lem yekun raculen yesteslimu lil fikri sakini. İbni Haldun, durağan, fikre boyun eğen bir kimse değildi. Ve la lil vaki'il camidi, veya donuk olan vakaya, olaya boyun eğen bir kimse değildi. Kema lem yekun raculen yegifu mütefelsifen emamel vaka'i. Olaylar karşısında filozofça hareket eden, tefelsefe, filozof gibi görünmek, filozofça tavır takınan bir adam da olmadı. Ev müseccilen leha, lehadaki ha zamirini hemen görmek lazım arkadaşlar. Vakaya gidiyor. Vakiatun vakai'a. Fehasbu. Olayları sadece kaydeden birisi de olmadı. Lehadaki ha zamir hocalarım lam-ı takviye olur. Çünkü müseccil, seccelenin ismi fail olarak mef'ulün direkt kalır.
oradaki ameli güçlendirmek için gelmiştir. Bunun adı hocalarım lam-ı takviye. İsmi fail, isim meful, sıfat-ı müşebbehe gibi. Sıfat-ı müşebbehi saymayalım, bu çünkü meful almıyor. İsmi fail ve mübalağalı ismi fail gibi. Meful alabilen şibih fiillerden sonra mefulün bihin başında gelen ve ameli güçlendiren lamın adıdır. Fe hasbudaki fe arkadaşlar fay tezyeniye diyor alimler. Hasbu ise damme üzere mebnidir. Bunu da söylemiş olalım. Damme üzere mebni mahallen mansup hal. Bel kâne raculen min sunna'i tarihi. Aksine İbn Haldun tarih yapanlardan birisiydi. Fakat zâkar racülü sicne ve teşride. Bu adam, er racül dediği yani adam gibi adam oluyor Eriflamlı. Bu adam İbn Haldun hem hapsi ve hem de sürgün hayatını tattı. Ve ye ise minen nâsi, insanlardan ümit kesti. Ve mâle ilel uzleti, uzlete yani tecrit hayatına yöneldi. Yalnız yaşamaya yöneldi. Ve kâne yemliku aklan kebîran bâdiran ale tefa'ulil hallâki. Hallâk yani yaratıcı, burası bizim üretken diyelim. Kendisi İbn Haldun etkileşime ettefa'uliyye interaktiflik ettefa'uli interaktif ettefa'ul etkileşme etkileşime muktedir ve üretken bir güce sahip büyük bir akla sahipti. Büyük bir aklı vardı. Leyse bis-savrati ve la leyse bis-savrati ve la bil-hiyaneti lit-turasi. Es-savra baş kaldırı. Ne baş kaldırıyla, isyanla ne de mirasa ihanet etmekle değil. Üretken etkileşime muktedir, büyük bir akla sahipti. Ve la bil isti'la'i aleyhi ve ne de var olan mirasa baskın gelerek, onu hor görerek değil. Ve la bi ramyihi bit taklidi vel cumudi. Taklit etme malumunuz, cumud da donukluk yani bağnazlık. Geleneği ve bağnazlığı da taassup da diyebiliriz. Bağnazlık biraz zor oldu. Geleneği ve taassubu da tamamen dışlamayarak. Velakin bi ba'si ruhi fihi. Fakat nasıl hareket etmiş? Bu turas kelimesine gidiyor. İslam mirası hakkında ruhunu harekete geçirerek. وَالْاِنْطِلَاقِ مِنْ قَاِدَتِهِ kaidesinden yani bulunduğu yerden ayrılarak كَمَا يَنْتَلِقُ السَّارُوْهُ سَارُوْهُنْ سَوَارِخ füze, roket اِلَى الْاَفَاقِ roketin gökyüzüne yani ufuklara fırlatıldığı gibi مِنْ قَاِدَتِنْ salbetin müsbetetin اِلْاَرْضِ yeryüzüne sabit katı yani donuk kaidesinden gökyüzüne ufuklara bir roketin fırlatıldığı gibi İbn Haldun da kendi kaidesinden yani bulunduğu yerden fırlama ve ruhunu diriltme anlayışıyla hareket etmiştir. Evet arkadaşlar. İki paragrafımız kaldı. Adafe yudifu malumunuz ilave etmek. Ve yudifu doktor Uveysün doktoru Uveysün kısaltma yapmış. D nokta. Doktor Uveys ilave ediyor.
havle sumudil dibini haldune. Samada yasmudu arkadaşlar önemli bir fiil. Çok fazla önemli. Lütfen bunu öğrenelim. Samada yasmudu sumud. Direnmek, karşı durmak. İbni Haldun'un karşı duruşu ile, direnmesiyle ilgili Doktor Üveys ilave ediyor. Emame hadihil mihani, mihnetin çoğulu. Ve husni tasarrufihi ve ittisalihi bil gıyemil müessirati. Ne karşısında? Bu sıkıntılar, efendim güzel muamelesi ve etkili değerlerle olan ilişkisi karşısında Doktor Üveys İbni Haldun'un duruşu ile ilgili, karşı duruşu, direnişi ile ilgili ilave ediyor. Laqad kana asrubni Haldune asra taklidin ve cumudin. İbn Haldun'un çağı taklit ve taassup, donukluk, yani taassup çağı idi. Lakin nebne, çeddeyi koyarsak eğer, lakin ne okuruz. Lakin nebne Haldune deriz. Eğer şeddeyi koymazsak, lakin nebne Haldune deriz, müptede yaparız. Lakin nebne Haldune, fakat İbn Haldun ehsenel gafze ilel masadiril asliyeti. Gafze yagfizu, fırlamak, zıplamak, dolayısıyla geçmek. Fakat İbn Haldun çağıyla sınırlı kalmayıp asıl kaynaklara sıçradı. Ba'iden an duğutil vaki'il camidi. Donuk hayatın baskılarından uzak bir şekilde, uzaklaşarak. Dağtun duğut, baskı. Evet, donuk hayatın, vakı yaşanan hayat, donuk hayatın baskılarından uzak bir şekilde asli kaynaklara güzel sıçrama yaptı. Ve an vat'atil lahzati tarihiyyeti. Tarihi, o tarihi bakışın baskısından. Bikulli eskaliha es-siyasiyeti ve'l-ictimaiyeti ve's-sakafiyeti. Siyasi, sosyal ve kültürel tüm ağırlıklarıyla tarihi bakışın baskısından ve yaşanan donuk hayatın, mutaassıp hayatın baskılarından uzak bir şekilde uzaklaşarak asli kaynaklara sıçramayı güzel yaptı. Ve ahsenel ittisalel mübaşira bil kıyami vel efkari daimetil. Şurada hocalarım kesinlikle bu kelime yanlış. El hayyeti olacak bu. Bu kelime yanlış olmuş. El hayyeti sıfat. Hayyun kelimesinin sıfatı. Eğer el hayyeti tek başına alırsanız yılan anlamına gelir. Bu hayyun kelimesinin sıfatı. Ve ahsenel ittisalel mübaşira. Direkt iletişimi güzel yaptı. İletişimi direkt yapmada başarılı oldu. Neyle? Bil kıyemi, ahlaki değerlerle. Vel efkâri daimeti, el hayyeti, fil Kur'ani ve sirati ve sünneti. Kur'an, sünnet, siyer ve sünnette yaşayan devamlı fikirler ve ahlaki değerlerle direkt iletişimi güzel yaptı. Ve usûril elâki vel izdihâri. Elaka ye'liku parlamak. El elak, parlaklık. Parlaklık, izdihar da hemen hemen parlaklık demek. Ama bunu gelişmek, kalkınmak diyebiliriz. Parlaklık ve gelişim çağlarıyla. Ve tecaribil vadiyeti, bu vudu kökünden geliyor. Vadu'a yavdu'u, parlak olmak. Parlak tecrübelerle. Ve müstemirrati fil usuri. Çağlar içerisinde parlak ve devamlı olan tecrübeler ve aynı zamanda parlaklık ve gelişim çağlarıyla Kur'an'da, siyerde ve sünnette yaşayan devamlı fikirler ve ahlaki değerlerle
direkt iletişimi güzel kurdu, sağladı. Zor cümleler hocaların. İnsanı zorluyor tabii. Ve min akvalihil halideti fi mukaddimetihi. Hocaların bu min akvalihi ne olur? Tabii ki haber olur. El halide onun sıfatı. Bu devam eden cümle, şurası ise nokta nokta. Ta bütün paragraf sonuna kadar müptada muakhar olur. Mukaddimesindeki o baki, devamlı olan, kalıcı olan sözlerindendir şu söz. İndemâ tekturul cebânetu. Cebune yecbunu cebâneten, korkak olmak. El cebânetu, korkaklık. El cebânu, korkak. Sıfat-ı mücebbehe. Korkaklık çoğalınca, çok güzel bir cümle, tüşrifu devletu alen nihayeti. Eşrefe ala, yaklaşmak. Devletin sonu yaklaşmış olur. İndemâ tentâhuru tenhârul evtânu yeksurul müneccimûne kırık yapalım. İndemâ tenhârul evtânu vatanın çoğulu, ülkeler yıkılınca yeksurul müneccimune, müneccimler, yani astrologlar çoğalır. Vel mütesevvilune, dilenciler. Vel münafikune, bu belli. Vel intihaziyune, bu güzel bir kelime. İnteheze el fırsate, fırsatı değerlendirmek. Burası fırsatçılar çok olur. Ve yesudur ru'bu, korku hakim olur. Ve yelûzun nâsu bi. Lâze yelûzu liyazen bi harfi ceriyle sığınmak. O zaman lâze yelûzu bi. Âze yeûzu bi. Lece'e yelce'u ila. İltece'e yelteci'u ila. Fezi'a yefze'u ila. Bunların hepsi de sığınmak manasında. İnsanlar bir tavaifi. Taifetun tavaif, cemaatlere, mezheplere, gruplara sığınır. Ve ya'lu savtul batili, batılın, batıl görüşün sesi yükselir. Ve yahfutu, hafete yahfutu, savtul hakki, hakkın sesi kısılır, kısık çıkar. Ve teşihul ahlamu, hayaller azalır. Şehha yeşihu, az olmak, noksanlaşmak. Aynı zamanda kıskanmak ve cimri olmak anlamları da var. Hayaller, yani idealler diyebiliriz. Hayaller, idealler azalır. Ve yemutul emelu, umut ölür. Ve tezdâdu gurbetul akili, akıllı kimsenin gurbeti artar, garipliği artar. Ne muhteşem sözler arkadaşlar. Hocalarım, varsa sorunuz yazalım arkadaşlar. Sorunuzu yazarsanız cevaplamaya çalışırız. Okuduğumuz yerlere şöyle bir göz atıp dersi sonlandıralım. Sanırım çay içmeyi hak ettik bugün de. Ekstra min marra. Sonrasına bakın. Muzafun ileyhine veya harfi cerden sonraki isme bakın. Onun manası sizi doğru iraba götürür. Hazıya yahza bi ile nail olmak. Nale yenalu ile aynı mana. Dehşet kelimeler, cümleler geçmiş. Teferrağa li ile akefa ala aynı mana. Kendini vermek. Dune münaza'in tartışmasız bir şekilde. El mermuk saygın. Çok önemli bir kelimedir bu. Evet, Allah rahmet eylesin. İbni Haldun efendim, büyüklerimiz, alimlerimize Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de o büyük insanların yolundan gitmeyi nasıl